Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer bu mesafeyi koruyacaksak Mustafa maskemi indiriyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere hepimiz bu korona dalgası yüzünden koronayak olduk. Evi bacayı günde iki kere temizliyorum. Ellerimi her 20 saniyede bir 20 saniye boyunca kolonyayla. Korona günlerinde evde ne yiyip ne içiyorum? Gördüğünüz gibi bunlar dünden kalan yemekler. Burada kıymalı makarna kalmış. Kalorimi birazcık düşürdüm haliyle. Çünkü insanın... Ya çıkarıyorum abi ben bunu, böyle dekor olmaz. Günlük almam gereken kaloriyi ben normal antrenman yaptığım dönemde 3500 kalori olarak düşünüyorsam eğer, şu anda ben 2500 kalori civarı alıyorum. Bunun iki sebebi var. Birincisi, gerçekten evde yapacak hiçbir şey olmadığı için, miskinlik içinde uyuduğum için metabolizmam da yavaşlıyor. Dolayısıyla almam gereken kalori de yavaşlıyor. Egzersiz de yapmadığım için iştahım da olmuyor. Biz vitaminsizler için tabii ki bu bir avantaj. Çünkü çok fazla yağlanmayacağız demektir. Ben yine de birazcık kalorilerimizi kontrol etmeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben de size 2 hafta önce yaptığım videoda belirttiğim gibi kilomu çok kaybetmemek adına kalorilerimi birazcık yukarı doğru ittirmeye çalışacağım. Yani 2500-2000 yiyerek günü kapatmak istemiyorum. Bu yüzden karbonhidrat kaynaklarım da var. Pekala yarım kilo makarna yapmıştım. Kapitalist Mustafa dün benimle beraber değildi. Bunun tamamını ben yemeye çalıştım. Yaklaşık bir 300 gram kadarını, 350 gram kadarını yedim. Bir 300 gram da yağsız kıyma yedim onunla beraber içinde. Bir de böyle salatam var. Bunu da yapmıştım. Böyle kaldı. Mesela bunu devam edeceğim. Bugün muhtemelen ara öğün olarak bu ikisini yemeye devam edeceğim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, karbonhidrat olarak ekmek bile var. Ama dediğim gibi bu benim zaten karbonhidrat ihtiyacım olduğu için. Mesela bedelli askerlikten kalma Torku kremalı bisküvi var. Bunlardan bayağı bir vardı. Atmamız yasak olduğu için çantamda buraya getirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mercimeğimiz var. Fıstığımız var. Burada bir Doritos var. Bunun hikayesini size şöyle anlatayım arkadaşlar. 7-8 gün önce bende bir korona belirtisi peyda oldu. Tat ve koku hiç alamıyorum. Sıfır. Ve bu bana muhtemelen biz bu karantina işine başlamadan önce bulaştı. Nasıl bunu keşfettiğimi de anlatayım arkadaşlar. Markete gittim, tuvalet kağıdı alacağım. Herkes tuvalet kağıtlarını almış, hiç tuvalet kağıdı kalmamış. Ben de başka marketlere gittim. Çevredeki bütün marketlere gittim. Sadece parfümlü tuvalet kağıtları kalmış. Parfümlü tuvalet kağıtları da takdiriniz üzere daha pahalı olduğu için kimse onları almamış. Ben de onlardan almak zorunda kaldım. Eve geldim, tuvaletimi yaptım, popomu sileceğim. Bir baktım, arkadaş bu tuvalet kağıdı kokmuyor. Yani dolandırıldığımı düşündüm. Kokmuyor arkadaş ya, kokluyorum, kokluyorum. Tuvalet kağıdında bir koku yok, hiçbir faydası yok. Kazıklandığımı düşündüm. Sonra yemek yiyorum. Yemeğe biraz tuz atıyorum. Pek bir tat alamıyorum. Biraz daha tuz atıyorum. Yine hiç tuz tadı alamadım. Ondan sonra tuzu yemeye falan başladım. Yine tuz tadı alamadım. Sonra anladım ki ben gerçekten tat ve koku hislerimi tamamen kaybetmişim. Ama bunun dışında ağrı, sızı, ateş, öksürük, burun tıkanıklığı sıfır. Zaten karantinadayız. Ben de dur dedim, şunu bir araştırayım. Öncelikle hiç dışarı çıkmadığım için, temiz hava bile almadığım için herhalde koku ve tat duygumu kaybettiğimi düşündüm. Ondan sonra delirdiğimi falan düşündüm. Sonra biraz araştırdığım zaman gerçekten dünyada özellikle gençlerde kimi ülkelerde vakaların 3'te 1'i, kimi ülkelerde vakaların 3'te 2'sinde yani ortalama %40 ila %50 vakada tat ve kokunun kaybolduğunu raporlamışlar. Bu yüzden ben dedim ki herhalde koronayım. Ama kendime iyi baktığım için ve günde muhtemelen 16 saatten fazla uyuduğum için, bağışıklığım çok iyi yerinde olduğu için şimdi tekrar bu koku ve tat hissiyatını geri aldım. Zaten dışarı hiçbir yere çıkmadığım için kimseye bulaştırmış olma ihtimalim de yok. Zaten öksürüp tıksırmıyorum, bulaştırma olasılığım da düşük. Bunu inşallah ben böyle atlattım. Test olmadım çünkü öğrendim ki hastaneye gidip test yaptırmak vesaire o kadar kolay değil. Bir de bunun riskli olduğunu düşündüm hem başka insanlar için hem kendim için. O yüzden testimi yaptırmadım ama var olan verilere göre bu şekilde bir e-yorlama yapıyorum. Zaten bu da beklenen bir vaka. Eğer böyle atlattıysam ne şükür. Doritos'a şöyle bağlayacağım. Doritos'un da tadını alabiliyor muyum acaba diye marketten almıştım. Ve hayır, tadını alamıyorum. Ama şimdi tekrar bakayım. Mesela şekerli vanilin var. Ben bunun... Bu ne bu? Tatlı yemeği falan mı yapılıyor bundan? Instant maya. Kuru hamur mayası. Pirinç stoğumuz. Bayağı burada da var zaten. Makarna. Bunları hemen ilk günden stoklamıştım. Acil durumda protein alabilirim diye barbunyalar marbunyalar bulunuyor. Şimdi ne yapacağım? Arkadaşlar şimdi bir kendime ağır sağlam kahve hazırlayacağım. Şu miskinliğimi üstünden atayım diye öğlen oldu. Gerçekten yani sabah erken uyanıyor musun hala diye soruyorlar. Artık uyanmanın bir anlamı var mı ki?
Onun yanında tabii ki yumurta yapacağım kendime protein olarak. Karbonhidrat olarak da muhtemelen ya ekmek yerim ya da kendime birazcık shake hazırlayabilirim. Fit yemekten öğrendiğim shake'leri, yulafı, muzu vesaire karıştırarak bunun içinde shake yapabilirim. Ve genelde kahvaltılarım zaten her zaman aynı. Akşam yemeğinde de ne yediğimi size gösterdim arkadaşlar. Bu şekilde geçiyor günler. Arkadaşlar, bu bal, balın içinde bir sürü farklı böyle aktardan alınmış ot çöp var. İşte propolis, persepolis, işte ısırgan otu, badem yağı falan filan öyle şeyler. Ben de bağışıklığımı yüksek tutmak için her gün bundan kesinlikle yiyorum. Gördüğünüz gibi balın içine ot mot karıştırılmış halde. Mahallenizin aktarına danışın. Şimdi arkadaşlar, ben vitaminsiz olduğum için yağı yüksek alıyorum. Tereyağı alıyorum. Ama mesela bu yumurtayı yapmak için, peynirli yumurta yapacağım şimdi. Peynirli yumurta yapmak için çok güzel bir strateji daha öğrendim. Mikrodalga fırında bunu böyle omlet yapar gibi karıştırıyorsunuz. İşte tuz muz da atabilirsiniz bir miktar. Ama yağ hani atmıyorsunuz dışarıdan. Mikrodalgaya veriyorsunuz. Muffin gibi yumurta çıkıyor. Onu böyle yiyorsun, 10 numara bir tadı oluyor. Dur lan, ben onu yapacağım direkt. Önce yumurtalarımızı omlet yapar gibi. Şimdi yumurtaları kırdım. Bunun içine biraz peynir. Yağlı peynir. Ben böyle küçük küçük doğruyorum ama bayağı koyacağım yani. Şimdi bunu karıştırıyorum ama bunu böyle karıştırmak için daha iyi bir metot var mı onu bilmiyorum. O yüzden dalga geçmeyin. Böyle bunu parçalamaya çalışıyorum. Karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu böyle muffin gibi bir şey oldu. Bunu böyle şimdi kaşıklaya kaşıklaya yiyeceğim. 10 numara oldu bence. Bu pasta gibi oldu lan. Arkadaşlar, şimdi günün antrenmanını yazacağım. Bu antrenmanı yazarken şöyle bir metot izleyeceğim. Örneğin size daha önce çektiğim videolardaki işte dumbbell'la yapılan ev egzersizleri veya bodyweight yapılan ev egzersizleri videosundaki... Daha önce hazırladığım videolardaki tüm egzersizleri bir havuza döktüğümüz zaman onların içerisinden seçe seçe her gün böyle full body antrenmanlar çıkarmaya çalışıyorum. Mesela bugün dumbbell split squat. Dumbbell'larımı 20 kilo kadar çıkarabiliyorum. Yeterli benim için. Bantla beraber push up. Elimde farklı bant çeşitleri var. Farklı sertliklerde. Şu yeşiller 40 kilo civarında. Turuncu 35 kilo, yerdeki 25 kilo kırmızı. Ben her birisini kullanıyorum yani. Kimisiyle mobilite yapabiliyorsun, kimisiyle baya baya row yapabiliyorsun. Yine banded row uygulayacağım. Dumbbell'larla yine lateral raise yapacağım. Triceps extension yapacağım şu şekilde. Tabii ki burada farklı şınav varyasyonları da yapılabilir. İşte close grip şınav, diamond push-up gibi. Fakat ben bodyweight tricep extension yapacağım. Zaten nasıl yapıldığını da göstereceğim. 5 tane hareketim var bugün için. Birazcık da burada kondisyon, burpee ve mobility yaparım. Core çalışmaları da olabilir bu. Curl up vesaire gibi. Bu egzersizleri uygulayacağım. Bunun yanında beni Instagram'da takip etmiyorsanız takip edin. Instagram TV'den veya storylerden farklı farklı egzersizlerde sizle paylaşacağım. Örneğin ab roller'la alakalı ve handstand push-up'la alakalı iki tane video çektik. Bunları da Instagram'da paylaşacağım. Bunun yanında tabii ki farklı antrenman tipleri de sizinle paylaşıyor olacağım. I've been caring about a race. I've been trying to eat, I need more than just a taste. Now they trying to talk, oh no, they should know their place. Man, I'm ballin', this ain't cap, baby, now I feel like calling. From the O, but I got the music poppin'. All the time, man, it started get obnoxious. Now I gotta drive, yeah, I'm feeling nauseous. Gotta drive top down, then I hop out. I've been feeling hot now, feeling like the man, I'm my own boss now. Selling all my exes, now they getting crossed out. Been on the west side, cause it's where I stay. I just made a thousand, blew it in your face. I've been going west side, cause it's where I stay. I just made a thousand, blew it in your face. I've been going in, oh, I'ma close the case.
up, man, I knew I would okay. Who the hell is you to tell the dude that I ain't great? Play my work, then work my plan, and now my mama stray. I soak up the love and I repel all of the hate. Big Sage, huh? Why they tryna play us? I make 20 racks to rep up on the stage, huh? I invested that right back to my estate, huh? Dinner table, everyone gon' get a play, Started with $5 bills, shoot for dollars in the Ville. I'm in the villa, I'm counting the spiller. My mama say I gotta chill. Turn it down, record deals. Now I got a couple mil. Automated all the bills. I'm concerned about the thrills. I'm on a yacht with a big booty, 10 out of 10, little mama. I'm on a tour bus, moving around the country, counting money in pajamas. I don't deal with any drama. You gotta email my sister. That's my assistant. I'm about to bend. This God is my business. I'm on the west side, cause it's where I stay. Arkadaşlar birazcık da bu korona süreci, karantina süreciyle alakalı fikir paylaşacağım. Birkaç da soruya yanıt vereceğim. Öncelikle bağışıklık konusu çok önemli. Ve bağışıklık için uykunun ne kadar önemli olduğunu söylersem söyleyeyim yetmez. Kesinlikle internette görüyorum, geceleri sabahlara kadar oyalanan insanlar var. Uyumuyorlar, gündüz başka işlerle uğraşıyorlar. Belki çalışması gerekiyor hala. Muhakkak günde 8 ila 10 saat uyuyun eğer egzersiz yapıyorsanız. Egzersiz yapmıyorsanız da en az 8 saat uyuyun. Bünyenizi kesinlikle düşürmeyin. Bilimsel çalışmaların bize gösterdiği 2 tane vitamin var ki bunlar bizim bağışıklığımızda yardımcı oluyor. Vitamin C ve vitamin D. Kesinlikle bunları eğer besinlerle alamıyorsanız ki muhtemelen vitamin D'yi alamıyorsunuz. Hem hava şartları birazcık soğuk geçiyor bu bahar. Hem de zaten dışarı çıkamıyoruz, güneş ışığı alamıyoruz. Bu iki supplementi almanız faydanıza olacaktır. Bunlar ucuz şeyler, öyle pahalı masraf çıkarma derdinde değilim. Bağışıklığımızı kuvvetlendirebilmek için yapacağımız en mantıklı şeyler bunlar. Çok yoğun idman, hardcore idman yapmak bağışıklığınızı düşürecektir. Bunu niye söylüyorum? Yani bu videoyu izleyen insanlar muhtemelen genç, muhtemelen size pek bir şey olmayacak. Yani korkutmaya çalışıyorlar tabii ki medyada, 33 yaşında insan işte yoğun bakıma alındı falan, ama bunlar istatistiksel olarak çok anomali. Bu sen de olabilirsin, ben de olabilirim tabii ki, ama istatistiksel olarak anomali. Bu videoyu izleyen insanların çoğu bunu başkalarına bulaştırmamak için bir sorumluluk olarak dikkate almalılar. Bağışıklığın yanı sıra egzersiz noktasında da sürekli aktif kalmak çok önemli. Bu süreçler de uzuyor gitgide ve nereye bağlanacağı da belli değil. Yani şu anda kimseden net bir yanıt alamazsınız. Hiçbir politikacı size net bir şey söyleyemez. Hiçbir uzman size net bir şey söyleyemez. Yani ben de takip ediyorum verileri. Aklımda bir şeyler var ama ben de net şeyler söylemek istemiyorum. Çünkü at izi kurt izine karışmış durumda. Bu yüzden evde birkaç ekipmanınız olursa, bandınız, dumbbellınız, işte ab roller, efendime söyleyeyim vücut ağırlığınızla yapılacağınız şeyler, bunları yaparsanız, kendinizi aktif tutarsanız, benim daha önceki muscle memory videomu kartlara koyarız. Burada 3 ay boyunca çok kötü beslenerek ve çok antrenmansız kalarak kaybettiğim bütün kas kütlesini 4 hafta içerisinde nasıl hızlı bir şekilde aldığımı gösteriyorum. Yani buradan şunu söylemek istiyorum, panik yapmamıza gerek yok kaslarımız gidecek diye. Bunlarla çok endişelenmemeliyiz, fakat aktif kalmalıyız, mobilitemizi kaybetmemeliyiz ve bir miktar kondisyonumuzu korumalıyız ki tekrar döndüğümüzde spor salonuna böyle çok bitmiş bir halde olmayalım. Tabii bütün bu süreç içerisinde şükretmemiz gereken çok şey var. En azından internetimiz var, elektriğimiz var, yemek yiyebiliyoruz, sağlıklıyız, genciz, spor yapabiliyoruz. Şu anda ailesinden birileri yoğun bakımda olan bir sürü insan var. Şu anda bağışıklığı o kadar kuvvetli olmamasına rağmen çok kötü şartlarda çalışmak zorunda olan, çünkü işsiz kalamayacak olan, ailesine bakmak zorunda olan insanlar var. Evde tek başına yaşayan, yaşlı, belki eşini kaybetmiş, çocukları, torunları da olmayan, bizim hepimizin yardımına muhtaç olan 65 yaş üstü, 70 yaş üstü risk grubunda olan insanlar var. Bu yaşadığımız süreç içerisinde eğer bir şeylerin değişmesini istiyorsak gelecekte, tekrar böyle bir tehlike karşısında bu kadar korku, panik ve aciziyet içinde olmak istemiyorsak, ki istemiyor olmamız lazım, şu anda hepimiz ekonomik olarak çok kötü etkilendik. Hepimiz sosyal olarak çok kötü etkilendik. Hepimiz sağlık olarak muhtemelen kötü etkileneceğiz. Kimilerimiz de çok yoğun hasta olacak, hatta kimilerimiz de ölecek. O yüzden bu süreci bu bağlamda ciddiye alalım. Yani sizi korku ve paniğe sürüklemek isteyen bir medya var. Onlar ayrı bir kefeye koyuyorum. Rasyonel veriler var. Onları ayrı bir kefeye koyuyorum. Bir de bu işin bu şekilde moral ve manevi kısmı var. Bunları da değerlendirmemiz çok faydamıza olacaktır.
şımarıklığı bir tarafa koyalım, yapabileceğimiz bir şeyler varsa yapalım ve bu süreç içerisinden hep beraber çıkalım. Çünkü bu süreç içerisinde yaşamak çok da kimse için keyifli değildir. Yardım edebileceğimiz kim varsa etmeye çalışalım. Gelecekte dünyamızı daha güzel bir yere getirmek için de bol bol okuyalım. Bu boş vakitlerimizi değerlendirelim. Tamam, gırgır, şamata, Netflix, makara, tukara yapıyoruz. Ama gelecek için de bir şeyler yapalım. Ve tabii ki kendimize çok çok iyi bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.